Şimdi şu katman kalınlığı meselesi burada, bakın abartılmış. Bu hiç küreye benzemiyor aslında, çok fazla olduğu için. Ama bu katmanları çok birbirine yakın yaparsanız, bu küreye daha böyle pürüzsüz bir küre halinde çıktı alabilirsiniz. Bu Z eksenindeki ilerleme, katmanların kalınlığı sizin düzgün çıktı almanız için önemli bir kriter. Şimdi makinenin temel bileşenlerini anlatayım size. Hangi parçalardan oluşuyor? Belki ileride hocanızla mümkün olursa bir printer yapma fikrimiz de var. Burada motorlar hareketi sağlıyor. Şu güç kaynağı... Yaklaştırayım mı biraz? Sen kafana göre şey yap. Güç kaynağı şehir şebekesinden gelen elektriği azaltıyor ve motorları için gerekli enerji seviyesine indiriyor. 12 voltta çalışıyor bu. Burada altta bir arkadaşımız keşfetti, sen söylemiştin değil mi? Arduino var. Arduino zaten kullanıyorsunuz diye biliyorum, robot derslerinde vesairede. Bir mikro işlemci kartı. İçinde bunu kontrol eden yazılım var. Bu derste kullanıyorlar. Bu ileride sanatında. Süper. Arduino'nun üstünde bir katman elektronik kart daha var. O da motor sürücülerimizi Arduino'ya bağlıyor. Her bir motorun kablosu gelip sürücüye. Geçen hafta kulüpte motor sürücüsünden bahsetmiştik. Hani çizgi izleyen robotlar kullandığımız motorları bağlı olduğu bir sürücü var. Evet. Aynısı burada da var. Gerekli enerjiyi motora sağlıyor. Şimdi aslında şuraya, bilmiyorum detaylı olacak ama onu da anlatalım. Hocam şimdi mesela ekranlardaki, LCD'lerdeki bu piksel sayısı arttıkça görüntü netleşiyor ya. Piksel sayısı arttıkça renklerin tonlarını da istediğiniz gibi gösterebiliyorsunuz. Ve ton geçişlerini. O yüzden daha net bir görüntü alıyorsunuz. Bunda da aynı mantık. Katman sayısı katmanlar birbirine yaklaştıkça, yani pikseller birbirine yaklaştıkça daha kusursuz bir çıktı alıyorsunuz. Şimdi kontrol ünitesinde bir tane Arduino var dedik. Arduino. Bu çok düşük sinyal seviyelerinde çalışıyor. 5 volt gibi. Siz bunu motora direkt bağlayamıyorsunuz. O yüzden arada bir motor sürücüsü gerekiyor. Ondan sonra motora bağlıyorsunuz. Şurada motor olsun. Bu motor sürücüsüne de bir bataryadan güç veriyorsunuz. Bu komutlarla o motorun her bir turunu hassas bir şekilde kontrol etmenizi sağlıyor. Bunun içindeki yazılım. Bir tane de SD kart var. Şu anda bakın hiç bilgisayar bağlı değil. Şurasında bir SD kart var. Hafıza için. Program onun içinde yüklü. Bu SD karttan Arduino gerekli dosyanın bilgilerini okuyor. Okuduktan sonra o sinyalleri motor sürücüsüne yolluyor. Motor da o programda tarif edildiği gibi dönüyor. Yani aslında bu kafanın, plastiği akıtan kafanın X, Y'de hareketini, hangi koordinata gideceğini, Z'nin ne kadar aşağı ineceğini hep o program SD kartın içinde saklı. Oradan okuyup motorlara gerekli komutları veriyor. Biraz uçtan bahsedeyim, bu plastiği eriten uçu anlatayım. O ucu 3 boyutlu uzayda hareket ettirmek birinci temel işlevi makinenin. İkincisi de buna extruder diyoruz. İngilizce maalesef. Bu Türkçeleriyle ilgili de bir çalışma yapmamız lazım aslında Murat Hocam. Türkçe terimler üretmek gibi. Böyle bir uç var. Bakın üstünde. Bu şu kare gördüğünüz plastiği eriten sıcak kısım. Bu 230 derece santigrata kadar ısınıyor. Bunun sıcaklığını da gene Arduino kontrol ediyor. Kontrol kartı. Soğuyorsa elektrik verip ısıtıyor, ısınıyorsa elektriği kesiyor. Hep 230'da tutmaya çalışıyor, o önemli. Buradan da plastik ham maddesi geliyor. Bunun arkasında makarada. Evet. Mesela bu extruder'ın uç kısmı. Bakın benimki kullandığım şu üstündeki. Şimdi burada bir sıcak kısım var, bir de soğuk kısım var. Şimdi filament diyoruz bu ham maddeye, arkasında hani renkli, istediğimiz renkte kullandığımız plastik ham maddesi 1.75 milimlik bir plastik. İp gibi bir şey. Bu
İki lastik ham maddesi bunun içine giriyor ve burada eriyor. Bu uçta. Erince ucundan erimiş bir lastik akmaya başlıyor ve üst üste objemizi ekleye. Mavi kırmızı. Filamenti ne renk kullanırsan o renk olabilir. 2-3 kafa kullanarak renk de çıktı alabilen yazıcılar var. Birden fazla renk kullanır mısınız? Bakın örtmenizi açtı burada. Plastik ham maddesi. Onu da anlatacağım. Şimdi burada şu sıcak kısım ya, şurası da soğuk kısım. Niye soğuk olması gerekiyor? Onu düşündünüz mü hiç? Çünkü buralarda da erimemesi lazım hemen. Burada sert olması lazım. Çünkü buradan aşağıya bir motorla ittiriyoruz. Sadece burada erimesi lazım. Filamenti de ittiren motor bakın burada. Üstteki. Siz ne kadar hızlı giderseniz plastiği de o derecede hızla ittirmeniz lazım ki o da size ayak uydurabilsin. Anlatabildim mi? Filamentin bir hızı var ya, çalışma hızı. Çok hızlı hareket ettirdiğinde çok fazla plastik vermeniz lazım ki boşa gitmesin. Yavaşladığınızda yavaş vermeniz lazım. O plastiği iten motor da burada. Bir dişli mekanizması var. Şöyle, şurada çizdiğim gibi. Yine Arduino'dan gelen komutlarla bunu aşağı doğru hassas bir şekilde ittiriyor. Hocam şey de söyleyebilir miyiz? Arduino bütün devrelerde genel olarak beyin görevi yapıyor. Evet. Mikro işlemci denen aslında küçük bir bilgisayar var bunun içinde. Programlanabiliyor. Tabi yazılım da burada makinenin içinde gömülü bir yazılım var. Arduino'nun üstündeki yazılım. Şimdi burada hani Arduino belli bir kodu çalıştırıyor dedik ya, bu cisimleri bir yerde tasarlamamız lazım değil mi? Yani ben şimdi size vazo basıyorum ya SD kartın içinde. O yazılım, o kod nereden geldi? Mesela bu bizimkinin bir küçüğü. Bunu robot projelerinde vesaire kullanabilirsiniz. Şu işte mikro işlemcinin kendisi. Atmel serisi bir işlemci. USB bağlantısı var. Buradan da sinyal çıkışları var. Hani demin çizmiştim ya, sinyalleri motor sürücüsüne bağlıyoruz diye. Aynı yapı burada da var bakın. İçindeki programa göre motorları hareket ettiriyoruz. Bütün olay bu. Aynı sizin çizgi izleyen robottaki mantıkta. Çizgiyi izlemiyorsunuz da SD kartın içindeki programı takip ediyorsunuz. Peki şimdi ona gelelim. Böyle bir şey var kafanızda, hayal ettiniz. Onu elinize alabilecek bir objeye dönüştürmek istiyorsunuz. Robotun tekerleği mesela yapmanız lazım. Bunun için bir tasarım yazılımı kullanmamız gerekiyor. Tasarım yazılımlarına CAD deniyor. Computer Aided Design. Bilgisayar destekli tasarım. Şimdi gelecek burada. Yani sizlerin muhakkak şimdiden bir tasarım programını öğrenmeniz lazım ki bu aleti kullanın. Hayalinizdeki şeyi bir yerde tasarlayacaksınız, ondan sonra bununla basacaksınız. Bu tasarımı yaparken de gene 3 boyutlu koordinat sistemini iyi bilmeniz gerekiyor. Mesela bir silindir tasarlayacaksınız. Bu programda da aynı diyorsunuz ki bir tane silindir yarı çapı atıyorum 5 cm olan ve yüksekliği de 10 cm olan bir silindir diye tarif edip CAD programında tasarlıyorsunuz. Bu çiziyor. Aslında öyle bir yazılım getirmedim ama demin biraz önce buldum onu. Evet, onu açıyorum. Başlamak. Mesela bakın, bu 3 boyutlu bir tasarım programı. Ve bir dili var bunun. Mesela küp diyorsunuz, küre diyorsunuz. O size o boyutlarda küreyi, küpü çiziyor ve hatta birbirinden çıkarıyor, ekliyor vesaire. Böylece hayalinizde canlandırdığınız bir objeyi tasarlamış oluyorsunuz. Tasarımdan sonra bunu bir programda 3 boyutlu printer'ın anlayacağı bir dile çevirmeniz gerekiyor. Şimdi ölçülerini verdik. Bilgisayar destekli tasarım programında tasarladık.
kaydediyoruz bunu. Genelde SDR denen bir dosya uzantısıyla kaydediliyor bu. O dosyayı